0,4 mol XY3 bileşiğinin kütlesi 32 gramdır. Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç gram bölü moldür? Öncelikle bu bileşiğin 1 molünün kütlesini bulmalıyız. 0,4 molü 32 gramsa 1 molü kaç gramdır diyelim. Buradan X eşittir 32 bölü 0,4 olur. Yani 320 bölü 4 dersek 80 olur. 80 gram bölü mol. 1 molünün kütlesi 80 grammış. Şimdi biz 1 molündeki atomları yazalım. 1 molünde 1 mol X var. 3 mol Y atomu var. O zaman X'in bilmiyoruz. Y'ninki 16'ymış vermiş soruda. 3 çarpı 16. Bu değeri neye eşitleyeceğiz? 80'e eşitleyeceğiz. Çünkü 1 molü 80 olarak bulduk. X buradan 80 eksi 48. Bu da ne olur? 32 gram bölü mol olur. Cevabımız Bursa olacak. (0,2 mol X3Y8 Z bileşiği 12 gramdır. Buna göre 2 mol XZ2 bileşiğinin kütlesi kaç gramdır? Şurada bize Y'nin ve Z'nin atom kütlelerini vermiş ama X'imiz yok. X'i biz şuradan bulmalıyız. Önce ne yapalım? 0,2 molü 12 gramsa 1 molü kaç gramdır? Bunu bulalım. 1 molü ne olur? 12 bölü 0,2. Yani 120 bölü 2 60 gram bölü mol. Bu bileşiğin 1 molü 60 grammış. Şimdi o zaman Y ve Z'yi yerine koyarak X'i hesaplayabiliriz. Bileşiğin 1 molünde 3X var, 3 mol X var, 8 mol Y var ve 1 mol de Z var. Bunların toplamı 60 olacak. X'in bilmiyoruz, yine X yazdım. Y'nin 1 molü 1, 8 çarpı 1'den 8, artı Z'nin 1 molü 16. Bunu 60'a eşitliyorum. 16, 8 daha 24. 60'tan 24'ü çıkarırsak 36 olur. 3x eşittir 36. X de buradan ne olacakmış? 36 bölü 3, 12 olacakmış. X'in atom kütlesini bulmuş oldum. 12 gram bölü mol. Şimdi artık diğer bileşiğimiz için hesaplama yapabiliriz. EMA'sını bulalım önce. XZ2 bileşiğinin. 1 molde 1 mol X var ve 2 mol Z var. X'i artık biliyoruz, 12. Z'yi de zaten vermişti, 16. 2 çarpı 16. Buradan ne olacak? 32. 12 daha 44 olacak. 44 gram bölü mol. 1 molü 44 gramsa 2 molü kaç gramdır diyeceğiz. 1 molü 44 gramsa 2 molü kaç gramdır? 88 gramdır. Cevabımız Edirne olacak. MgX2 bileşiğinin 0,2 molünde 32 gram X elementi bulunmaktadır. Buna göre MgX2 bileşiğinin mol kütlesi ve X elementinin atom kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle biz bu bileşiğin içinde kaç mol X var ona bakalım. Bileşiğimiz 0,2 molmuş. 0,2 mol MgX2. Formüle baktığımda burada 1 molünde 2 mol x olduğunu görüyorum. 1 molde 2 mol ise 0,2 molünde kaç mol x olacaktır? 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol x olacaktır. 0,4 mol x 32 gram olduğuna göre 1 molü kaç gram olacak? Şimdi bunu yazalım. 0,4 mol x 32 gramsa 1 mol x kaç gramdır? Şimdi buradan ne olacak? 32 bölü 0,4, yani 320 bölü 4 diye düşünebiliriz. O da 80 yapar. 80 gram bölü mol. X'in mol kütlesini bulmuş olduk. 80 olacak. Daha sonra magnezyum X2 bileşiği. Bunu istemiş bizden. Şimdi bunu yerine koyalım. Bu bileşikte 1 mol magnezyum var ve 2 mol X elementi var. Magnezyumun 24 olarak vermiş zaten bize. 24 artı 2 çarpı 80. Bu da ne olacaktır? 24 artı 160. O da 184 olacaktır. Yani MgX2 için 184, X için de 80 olan cevabı arıyorum. A olacakmış.
Bir bileşik ile ilgili yukarıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? 0,5 molü 2 Na tane hidrojen atomu içerir demiş. Biz o zaman 1 molünde ne kadar hidrojen atomu var ona bakalım. 2 Na tane demek 2 mol demekti. 0,5 molünde 2 mol hidrojen atomu bulunuyorsa 1 molünde ne kadar bulunacaktır? Ne kadar olacak? 4 mol hidrojen atomu olacaktır. Yani biz formülün içinde 4 hidrojen görmeliyiz. Normal koşullarda 4,48 litresi 1 mol atom içerir demiş. Normal koşullardaki mol sayısını bulalım. Verilen hacmi 22,4'e bölelim. 4,48 bölü 22,4. Buradan 0,2 mol olarak buluruz. 0,2 mol bileşikte 1 mol atom bulunurmuş. 0,2 molde 1 mol atom bulunursa 1 mol bileşikte kaç mol atom bulunacaktır? 5 mol atom bulunacakmış. Şimdi ben formüle baktığımda formülde toplam 5 mol atom olmalı ve bu 5 molün 4 molü hidrojen atomu olmalı. O zaman şöyle yapalım bunu. Toplamda formülde 4 hidrojen olacak. Yanında bir atom daha olmalı ki 5 mol atom olsun. Bu da C seçeneğinde var. 1 mol karbon, 4 mol hidrojen, toplam 5 mol atom bulunur. Demek ki hangisi olabilir dediği için Ceyhan olabilir diyeceğiz. Normal koşullarda 2,24 litresi 4,2 gram olan gazın genel formülü CnH2n'dir. Buna göre bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle biz normal koşullardaki hacminden yola çıkarak kaç mol olduğunu bulacağız ve kütlesini de kullanarak 1 molünün kütlesini yani mol kütlesini bulacağız. Şimdi hemen önce mol sayısını buluyorum. 1 molü 22,4 litre ise 2,24 litresi kaç moldür? Buradan 0,1 mol olarak bulurum. Şimdi de 0,1 molünün 4,2 gram olduğunu söylemiş. 0,1 molü 4,2 gramsa 1 molü kaç gramdır? Bu da ne olacaktır? 42 gram. 1 molü 42 grammış. Genel formülünü biliyorum. CnH2n. Şimdi de şöyle yapalım. CnH2n. Bunun mol kütlesini yazalım. Mol kütlesini yazarken atomların mol kütlelerini kullanmalıyım. N tane karbon atomu var. Karbon 12. Kütlesi 12 çarpı N gram olur. 2N tane hidrojen, 2N mol yani hidrojen atomu var. Buradan da 2N çarpı 1'den 2N gram olur. Bunların toplamı da ne olacakmış? 42. 1 molünün kütlesini 42 buldum çünkü. Buradan 14N eşittir 42 ise N de 3 olacaktır. Genel formülünü de yerine koyarsak C3H6 olarak buluruz formülümüzü. Cevabımız Denizli olacak. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir bileşiğin 0,1 molünde 0,4 mol hidrojen atomu ve 0,2 molünde 0,6 mol karbon atomu bulunmaktadır. Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın 0,1 molünde 0,4 mol hidrojen varsa bileşiğimiz 1 mol olsaydı, bakın 0,1'de 0,4 ise bileşiğimiz 1 mol olsaydı ne olacaktı? 4 mol hidrojen olacaktı. O zaman hidrojen sayımız 4. Peki karbon sayımız için de bakın 0,2 molünde 0,6 mol diyor. 0,2 mol bileşikte 0,6 mol karbon varsa 1 mol olsaydı acaba kaç olurdu deyip buradan karbonun molünde bulabiliriz. X eşittir 0,6 bölü 0,2'den. Burası da 3 olarak çıkacaktır. O zaman karbonun sayısı da 3. C3H4. Evet, zaten bu en sade hali. Daha sade, yani sadeleştirecek bir durum söz konusu değil. Bu durumda cevap D seçeneği olacaktır. İdeal bir gazın normal koşullarda öz kütlesi D eşittir ma bölü 22,4 eşitliğiyle hesaplanabilir.
Burada Ma mol kütlesi D'de öz kütledir. Normal koşullarda öz kütlesi 1,25 gram bölü litre olan X gazı yukarıda verilen gazlardan hangileri olabilir? Biz bize verilen formülden hemen Ma'yı hesaplamalıyız. Öz kütleyi vermiş. Normal koşullarda dediği için bu formülü kullanıyorum. D eşittir Ma bölü 22,4. Şimdi öncelikle D 1,25 olacak demiş. Ma'yı bulalım. 22,4. Buradan Ma ne olacaktır? 28 olur. 28 gram bölü mol. Şimdi 28 gram bölü mol bulduğuma göre buradaki gazların emalarına bakacağım ve hangisinin eması 28 ise bu gazlar X gazı olabilir diyeceğim. Azotun 1 molü 14 grammış. N2 olduğuna göre burada 2 azot var. 2 çarpı 14'ten 28. O zaman bu olabilir. İkincisinde C2H4 var. 2 tane karbon. 2 çarpı 12. 4 tane de hidrojen var. 4 çarpı 1. Toplayalım. 24 artı 4'ten 28. Bu da 28 oldu. Bu da olabilirmiş. Karbondioksite gelelim. 1 karbon var. 12. 2 de oksijen var. 2 çarpı 16. Bu da 44 oldu. O zaman bu olamazmış. Demek ki cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Ceyhan olacakmış. Basit formülü X'ye 2 olan bir bileşiğin 0,1 molü 7 gramdır. Buna göre bileşiğin molekül formülü aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Öncelikle biz 0,1 molünün kütlesinden yola çıkarak 1 molünün kütlesini bulmalıyız. 0,1 molü 7 gramsa 1 molü kaç gram olacaktır? Buradan 1 molünün kütlesini 70 gram olarak bulduk. Şimdi basit formülünü biliyorum. Bunun gerçek formülü N sayısıyla genişletilmiş halidir diyelim. Şu şekilde gerçek formülüne göre mol kütlesini hesapladığımda 70 olacak. Bu formülün altındaki N sayısı nedir? Bu bileşiğin gerçek formülünde N tane X var ve 2N tane Y var demektir. Şimdi buradan molekül formülüne geçiyorum. X 12, 12 çarpı N gram X var burada. Y 1'miş, 2N çarpı 1'den 2N gram da Y var. Topladığımızda 70 gram olacak. 14N 70 olduğuna göre N de buradan 5 olacak. Şimdi artık formülümüzde N sayısını yerine koyabilirim. Şu şekilde yazalım. X'in altına 5 gelmeliymiş. Y'nin altına da 2 çarpı 5'ten 10 gelmeliymiş. Yani formülümüz X5, Y10 cevabımız Denizli olacakmış. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir bileşikte karbon ve oksijen atomlarının mol sayıları arasındaki oran 1'dir. Hidrojen ve oksijen elementlerinin sayıca birleşme oranı ise 8 bölü 3'tür. Buna göre bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Burada biz seçeneklerden yola çıkarak soruyu çözeceğiz. Seçeneklere baktığımızda öncelikle karbon ve oksijen sayısının eşit olan formülleri almalıyız. Çünkü oran 1'dir diyor. Formüldeki sayılar eşittir demek bu. O yüzden karbon ve oksijenin eşit olmadığı bileşikleri öncelikle eleyelim. D seçeneğinde bakın karbon 1 iken oksijen 2. Burada eşit değil, o yüzden eledim. E seçeneğinde karbon 2 iken oksijen 1, bunu da eledim. Diğerlerinde karbon ve oksijen atomları birbirine eşit. Şimdi bu A, B ve C seçeneklerinde hidrojen ve oksijenin oranı 8'e 3 olanını seçmeliyim. Burada zaten direkt Ceyhan'da görebiliyoruz bunu. Hidrojen 8 iken oksijen sayısı 3. Karbon ve oksijenin sayıları da birbirine eşit. Cevap Ceyhan'mış. Buradan bulduk. Diğerlerinin de olmadığını görelim. Diğerlerinin neden olmadığına bakalım. Karbon ve oksijen eşit. Hidrojenin 8 olması için benim bu formülü 2 ile genişletmem lazım. Yani ne olur? C2, H8, O2 olur. Hidrojen 8 iken oksijen 2 olduğu için bana bu verdiği orana uymadı. O yüzden bunu eledim. Şimdi A'nın da olmadığını görelim. Karbon ve oksijenler eşit ama hidrojen 2. O yüzden 4 ile genişletmeliyim. 4 ile genişlettim. C4, H8, O4. Burada da hidrojen 8 iken oksijen 4 oldu. Benim oranımdaysa 8'e 3'tü. O yüzden bunu da elemiş oldum. Cevabı bu şekilde Ceyhan olarak bulduk.
CXHY bileşiğinde karbon ve hidrojen elementlerinin kütleleri arasındaki ilişki yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre CXHY bileşiğinin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Grafikte kütlelere bakıp buradan mol sayısı ilişkisi kurmalıyız ki formüldeki mol sayısı oranını bulabilelim. Şimdi herhangi bir yerden bir nokta belirleyelim. Mesela şurası olsun. Burada karbonun kütlesi 60 iken hidrojenin kütlesi 12 imiş. O zaman buradan ben karbonun mol sayısını bulacağım. M bölü MA idi mol sayısı. 60 gram karbon olduğuna göre mol kütlesi 12'dir. 60 bölü 12'den 5. Şimdi karbonun mol oranı 5 iken hidrojenin mol sayısı 5 iken hidrojeninki kaçmış ona bakalım. Aynı noktadan hidrojen kütlesine bakıyorum 12. Yine M bölü MA yazacağız. 12'yi 1'e böleceğim. Atom kütlesi 1'di. 12 bölü 1'den 12 mol. Yani bileşikte 5 mol karbon varken 12 mol de hidrojen atomu olacakmış. O zaman formüle ben bunu C5H12 diye yazabilirim. Basit formülü diyor. Bu sayılar sadeleşebilen sayılar olsaydı sadeleştirip en küçük haline getirecektim. Ama zaten 5 ve 12 daha fazla sadeleşemez. O yüzden basit formülü C5H12 olacaktır. Cevabımız Edirne. Sıfır virgül iki molünde 2 mol hidrojen atomu ve 1,2 Na tane karbon atomu bulunduran bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle şunu mol olarak ifade edelim. 1,2 Na ne demek? 1,2 mol demek. Çünkü Na tane tanecik 1 mol demektir. 1,2 Na da 1,2 mol eder. 1,2 mol karbon atomu içerecekmiş. 2 mol de hidrojen atomu varmış. Şimdi biz 0,2 molünden yola çıkarak 1 molündeki değerlerini bulmalıyız. 0,2 mol bileşikte 2 mol hidrojen varsa 1 molünde ne kadar olacaktır? Ne yapar buradan? 2 bölü 0,2 20 bölü 2'den 10 yapar. 10 mol hidrojen olacakmış. Şimdi diğerine gelelim. 0,2 molünde 1,2 mol karbon atomu varmış. O zaman 1 molünde ne kadar olacaktır? 6 olacaktır. 6 mol de karbon atomu. Şimdi o zaman karbon atomunu mol sayısını biliyorum. 1 molde 6 mol karbon varsa formülüne ben bunun 6 yazmalıyım. Peki 1 molde 10 mol hidrojen varsa oraya da ne yazacağım? 10 yazacağım. C6H10. Bana demiş ki soruda basit formülü nedir? Basit formül tam sayıların en küçük hale getirilmiş halidir. Yani sadeleştirilmiş halidir. O zaman ben 6 ve 10'u sadeleştirdiğimde her ikisini de 2'ye bölebilirim. 2'ye böldüğümde en sade hali gelir. C3H5 olur. Yani bu bileşiğimizin basit formülü C3H5 olacakmış. Cevabımız Ceyhan. Bir bileşikle ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre hidrojen, oksijen ve kükürt elementlerinden oluşan bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk bilgimize baktığımızda şöyle söylenilmiş. Bir molekülündeki oksijen atomu sayısı bir mol amonyak molekülündeki toplam atom sayısına eşittir denilmiş. Şimdi bir mol amonyağın içerisinde bakın 3 bir daha 4 mol toplam atom vardır. O zaman diyor ki bu bileşiğimizin 1 molünde 4 mol oksijen var. Yani oksijen sayısı 4 olacak. 0,2 molündeki hidrojen atomu sayısı 0,1 mol fosfor molekülündeki atom sayısına eşittir demiş. Arkadaşlar bakın 0,1'i şuradaki 4 ile çarparsak buradan 0,4 mol atom olur. Diyor ki 0,2 molünde 0,4 mol hidrojen atomu var. O zaman şöyle bir denklem kurabilirsiniz. Bakın 0,2 mol bileşikte 0,4 mol hidrojen varsa bileşim 1 mol olsaydı acaba kaç mol hidrojen olurdu? Buradan x eşittir 0,4 bölü 0,2'den 2 olur. O zaman bileşimin içerisindeki hidrojen sayısı da 2. 1 molündeki kükürt atomu sayısı 0,2 mol diazot trioksit molekülündeki toplam atom sayısına eşittir. Bakın 0,2'yi götürüp içerideki sayıyla çarparsak 3, 2 daha 5. O zaman 0,2'yi 5 ile çarptık. Burada 1 mol atom var.
Diyor ki 1 molündeki kükürt atomu sayısı 1 olacak. Yani 1 mol atoma eşit olacak. O zaman kükürt de 1 olacak. O zaman bu durumda benim bileşim sülfürik asit dediğimiz H2SO4 yani C seçeneği olacaktır.